65 yaş üstüne bedava yapana kadar öğrenciye indirimli yapsalar daha iyiydi. Ben yürüyorum. Hiç fazla etkilemiyor. Her şey bitti de öğrencilerin parasından mı almaya çalışıyorlar yani? Kayseri'de toplu ulaşıma zam geldi. Tam bilet 4,5 lira olurken öğrenci bileti ise 2 lira 25 kuruş oldu. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara bu durumdan nasıl etkilendiklerini ve toplu taşımaya gelen zamla ilgili neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya açıkçası zaten her şey zamlanıyordu. Bekliyorduk yani böyle bir şeyi. Ve daha da yükselir gibi geliyor. Ekonominin durumu zaten belli. Yani yapabilecek hiçbir şey yok açıkçası. Peki bu sizi nasıl etkiliyor? Ya benim iki annem de babam da çalışıyor yani. İki bebeğim de çalışıyor. Ve onların durumuna bakarak söyleyebiliriz ki artık benim ilk başta çalışmıyorlardı. Sonradan çalışmak zorunda kaldılar. Ya bu gidişle zaten her şey yükseleceği için paraya etki olarak bir şeyler katmamız gerekiyordu. Yani bu yüzden de her şekilde batacağız gibi görünüyor açıkçası. Ya bir şekilde bir yerden destek almamız gerekiyordu. İnşallah yükselmez daha fazla. Başka diyebilecek hiçbir şey yok ama kesin yükseleceği belli daha fazla. Vallahi her şeye zam geliyor. Gelmeyen zam yok ki. Ayakkabı boyası 10 lira oldu. 7 liradan. Yani normal artık. Peki ulaşıma gelen zam sizi nasıl etkiler? Ben yürüyorum. Hiç fazla etkilemiyor. Dışarıdan gelen öğrenciler için çok zor oluyor. Bir de burs alan öğrenciler için çok zor oluyor. Çünkü ben de dışarıda okuyorum, ondan biliyorum. Her şeye zam geliyor. Bilete de getirmişler sağ olsunlar. Şimdi şöyle bir şey var. 25 kuruş anlamı ne öncelikle? Ve hani şimdi şöyle bir şey de var. Öğrenciyiz biz zaten. Biz illaki oradan oraya gittiğimiz oluyor. Günde yani 15-20'ye yakın geliyor. Aileye vursan daha fazla para alıyor. Yani hakkımız geçiyorsa ben asla helal etmiyorum. Ya durum sizi nasıl etkiliyor? Maddi olarak kötü etkiliyor tabii ki. Yani çünkü burada şimdi 25 kuruş diyorlar mesela. 25 kuruşun bile hani burada aileye vursan yine güzel bir para çıkıyor. Yani çok saçma. Çok saçma. Tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Bizim her şey bitti de öğrencilerin parasından mı almaya çalışıyorlar yani? Demek istediğim o. Yani kesinlikle saçmalık olduğunu düşünüyorum ve hani devletin hiçbir şekilde öğrenci dostu olmadığını düşünüyorum. Biz zaten aldığımız 850 TL burs ya da kredi alıyoruz, mecburen alıyoruz. Yani zaten bunu her hafta 5 gün diyelim çıksak dışarıya hesap yani zaten bütün para gidiyor. Bir kafeye gitsek zaten hesaplar haddi hesabı aşmış. Hiçbir şekilde yani öğrenci dostu olmadıklarını düşünüyorum. Yani çok üzücü şeyler bunlar. Öğrencilere ücretsiz olmasını isterim hatta yani çünkü öğrenciyiz sonuçta. Biz kendimizi geliştirmeye mi para harcayalım yoksa ulaşıma mı? Ulaşım bile bu şekilde bizi etkiliyorsa üzücü. Bu konuda çok güzel bir fikirlerim var çünkü ben işçi olduğum için beni bayağı bir etkilemeye başladı. Şimdi bu zamların neden yapıldığı zaten akıl edilmek mümkün değil. Kayseri Belediyesi tüm belediyelerin en zengin belediyesi denilmesine rağmen nedense Kayseri'de de böyle bir zamlar oluşuyor. Oluşmak da zorunda çünkü bu sistem nasıl diyeyim artık ulaşımdan haricinde biraz daha görüşelim. Bu sistem Türkiye'de tamamen kölelik sistemi getirilmeye çalışıyor. Neden? İşçileri sıkıp sıkıp çalıştırmak yoksa işçi bulamayacaklar. Yani burada bir Çin sistemi, Çinlerin yaptığı gibi işçilik çok ucuz olsun, işler çok olsun ama Çin'in sistemi bize uyması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü onların barınma sıkıntısı yok. Bizim barınma sıkıntımız var, eğitim sıkıntımız var, ulaşım bilhassa ulaşım sıkıntımız var. Bakın şimdi diyorsunuz siz ulaşıma zam geldi. Yarın gelmeyeceğine malum bir daha. Onun için buradan sesleniyorum yetkililere lütfen. Kayseri Belediyesi madem bu kadar zengin, bu kadar güçlü, lütfen bu zamları geri çekelim. Baharlıktan öldük gari, ne yapacağız biz bunun? Sonu neye gelecek? Peki bu ulaşıma gelen zam sizi nasıl etkileyecek? Etkiledi. Daha nasıl etkilesin? Para yetiştiremiyor. Yemeye, vermeye, almaya. Hastayık, sayrı, doktora gidiyor, şuraya gidiyor, şuraya gidiyor. Yetmiyor paramız. Azıcık indirim yapsınlar. 65 yaş üstüne bedava yapana kadar öğrenciye indirimli yapsalar daha iyiydi. Öğrencilere daha yardımcı olmak lazım.
Tabii yani, öğrencileri daha çok etkileyecektir bu yani, her gelen zam. Az da olsa çok da olsa öğrenciler dar gelirli. Mecburiyetten dışarı çıkmak zorundalar. Ama bir 65 yaşındaki dışarı çevresindeki parka da gitse olur. Yani daha çok çocuklara yardımcı olmak lazım, gençlere. Öyle düşünüyorum yani. Şimdi her gelen zam mutlaka ki muhataplarını olumsuz etkileyecektir. Şehir neticede bir sanayi kent ama dar gelirli yoksul insan çok. Dolayısıyla bunların bütçelerinde olumsuz etkileyecektir. Bu aslında büyük bir sorun. Belediyeler buna mecbur kalıyorlar, onun farkındayız ama sorun merkezi hükümetin politikasından ya da politikasızlığından kaynaklanıyor esasında. Petrolün bu denli artırılması sonucunda yerel yönetimlerde bunu fiyatlarına yansıtacaklar yani. Bakmayın siz İstanbul'da falan biraz farklı davranıyorlar aynı merkezi yönetime ait meclis üyeleri falan ama bizim burayı özelinde düşünecek olursak Kayseri özelinde halkın büyük bölümü yoksul. Kenar mahallelerde yoksulluk daha da had safhada. Bakın sokağa geziyor görüyorsunuz. İnsanlar hep gayesiz, mutsuz bir şekilde yürüyor. Boş boş kalabalık gibi yani. Dolayısıyla bunlara bu zam, yani toplu taşıma ücretlerine gelen zam olumsuz etkileyecektir.